Nuray babacan gazete pencere Hukuk fakülteleri döküldü. Avukatlık sınavında başarı oranı %42, idari yargı sınavında başarı oranı %1.2. Hukuk alanında çalışacaklara geçen yıl getirilen zorunlu sınav sistemi bu alanda eğitim veren üniversitelerden mezun olanların durumunun içler acısı olduğunu ortaya koydu. İlk kez geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapılan hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavı sonuçları başarısızlığı ortaya koydu. Sistem çökmüş. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı tarafından Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan zorunlu sınav yönetmeliğinin ardından ilk sınav Eylül 2024'te yapıldı. Verilere göre hukuk mesleklerine giriş sınavına toplam 9142 aday katıldı ve bu adayların %42.67'si başarı sağlayarak 70 baraj puanını geçti. İdari yargı ön sınavının sonuçları ise daha kötü çıktı. İÖS'e katılan toplam 1228 adayınsa yalnızca %1.2'si başarı sağlayabildi. Kalitesiz eğitim Sonuçlar hukuk eğitimi veren üniversitelerdeki eğitim kalitesini gözler önüne sermesi açısından çarpıcı oldu. Türkiye'de 90'dan fazla hukuk fakültesi, 180 iktisadi ve idari bilimler fakültesi bulunduğu hesaba katıldığında, son yıllarda taşra kentlerinde açılan fakülteler eğitim kalitesi açısından sınıfta kaldı. Başarılı olan öğrencilerin büyük bölümünün yıllardır eğitim veren 3 büyük şehirdeki hukuk fakültelerinden olduğu ortaya çıktı. Nedenleri ortada. Bu durum bakanlıkta yapılan toplantılarda da gündeme geldi. Başarı oranının bu kadar düşük olmasının belli nedenleri bulunuyor. Yapılan değerlendirmelere göre hukuk fakültelerinin sayısının artması, verilen eğitim programının ve öğretim elemanlarının yetersizliği başlıca nedenler olarak sıralandı. Bakanlık da şaşırdı. Yetkililer sistem ilk kez Eylül 2024'te uygulandı. Yani hukuk mesleğine girmek için öncelikle bu sınavı geçmek gerekiyor avukatlık ruhsatı içinde bu sınavı geçmek gerekli. Sınavı geçecek, ruhsat alacak, staj yapacak ama öncelikle bu sınavın geçilmesi gerekiyor. Sınavı ÖSYM yapıyor. Sistem ilk kez uygulandığı için öğrenciler pek zorlanmadı. Yeni sorular o kadar da zor değildi. Buna rağmen döküldüler dedim. Hukuk eğitimi almayanlar. Başarı oranının oldukça düşük olduğu İYÖS sınavına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları da idari yargı için girebiliyor. Yetkililer, onların durumları daha da kötü. Sınav öncesi yapılan değerlendirmelerde adayların %20'sinin elenmesi bekleniyordu. Ancak hukuk mesleğine girişte elenenlerin oranı %57, idari yargıda %98'den fazlası elendi, dediler.